Öztürk ayakkabı Giresun Dostra diye açtığı zaman buraya hemen buluyorsun. Burada ne yapıldı, nelerin paylaşıldığını hep görebiliyorsun, ne varsa. Bunlar neyin şablonu? Bunlar ümmetin şablonu. Mes ayakkabının şablonları. Her numarası 36'dan 44'e, 45'e, 46'ya, 47'e, 48'e kadar var. Onları ben kendim büyütüyorum. Otogramı makinesinde. Küçültüyorum. İstediğim gibi. Ben şimdi mes kesiyorum mesela. 43 numara bir mes keseceğim. Deriye bakıyorsun. Deride derik olmayacak. Ezik olmayacak. İşte bunları ne yaptım? Olmuş. Deriye fazla zayi etmeyeceksin. Çünkü deri pahalı. Dolar vurdu deriyi. Yeni önlemler açıklandı. Bu süreçte yani,
şehri dünyayı sardı. Ülkeler tepkileri artırdı. Çin, omikron varyantı nedeniyle alarma geçti. Salgının ilk döneminde sıfır tolerans politikasıyla vaka sayısını kontrol altına alan Buyurun.
saldırısı orada. Evet. Şimdi bu makine sözüşçü makinesi. Bu diğer makineye girmeyen malzemeleri, ayakkabıları biz bu makinede dikiyoruz. Bunun adı sözüşçü makinesi. Kurulu makine derler buna. Bozulduğu zaman da tamiratını kendim yapıyorum. Anne gitti. Şimdi bu da taban değişimi. İşte tamirat bu. Ondan sonra sen bunları ayırarsın. Tam şimdi bu yapılır mesela. Onu yapıyoruz. İsminiz nedir bu arada? Ahmet. Doğum yeriniz burası mı? Burası. Kaç yaşındasınız? Mesleğiniz? Ben ayakkabıcıyım, imalatçı. Bu işi yapıyorsunuz. Öğrenim durumunuz? Ortaokul. Buralısınız herhalde. Tabii ki. Buradayım. Bu mesleği kimlerden duydunuz veya gördünüz? Biri var mı? Bu mesleği öğrenmek için usta yanında çalıştım ben. Zonguldak'ta çalıştım. Usta yanında. Öğrendim mesleği. Zonguldak'ta yaptım. 35 sene Zonguldak'ta yaptım mesleği. Toplamda kaç yıl yaptınız bu mesleği? 5 yıldır bu mesleği yapıyorum. 5 yıldır mesleği yapıyorum. Bu meslekte çırak yetişiyor mu? Çırak yetişmiyor. Sizce neden yetişmiyor? Şimdi 4+4+ olduğu için ilkokuldan çıkma şansları yok daha çocukların. İlkokuldan çıkma şansı olmadığı için. Çırak da yetişme şansı da olmuyor. Ama biz çırak arıyoruz fakat yok. Ayakkabıcılık mesleği hangi aşamalardan geçiyor yapımını biliyor musunuz? Şu an siz tamirini yapıyorsunuz sanırım ama. Tamiri. Ben imalatçı. Aynı zamanda imalatçıyım ben. Ayakkabının yeni bir ayakkabının yapımının bayağı bir külfeti var. Bayağı uğraşmak gerekiyor. Bunu anlatmak biraz uzun sürer. Kısaca bir var mı aşamaları? Kısaca bir saya kesilir. Saya dikilir makinede. Ondan sonra hangi numaraya dikecekse o numara kalıba çekilir. Kalıba hazırlanır, çekilir. Ondan sonra tabanı yapılır. Kesilir, tabanı hazırlanır. Mesela bu dikilmiş kalıba çekilir bir ayakkabı. Yeni bir sıfır bir ayakkabı. Onun tabanı kesilir. Mesela şöyle tabanları şöyle tabanları keserim bunu. Köşere tabanı bu. Kesilir bu buraya yapıştırır. Ülke dediğimiz bunun altında topuk koyarız. Ondan sonra bunun bazı aşamaları var. Dikilir. Taban dikilir. Ondan sonra frez aşaması var. Frez aşamaları var. Ondan sonra boyası, cilası. Ondan sonra müşteriye takdim ederiz. Ayakkabıcılıkta unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında diyebilir miyiz? Tabii ki. Ayakkabıcılıkta şu an meslekte biz son neferler. Bundan bizden sonra artık
Yani ayakkabıza çivi çekme usta bulamayacak böyle bir derse. Teknolojinin buna etkisi oldu mu sizce? Hı? Teknolojinin buna etkisi oldu mu sizce? Teknolojinin etkisi yani biraz oldu tabii ki. Biraz oldu. Fabrikasyona dönüldü. El yapımı ayakkabıları bulmak çok zor. Bize el yapımı siparişler Türkiye'nin her tarafına geliyor. Ama tabii bize bunları yetiştirmemiz zor. Yani biz İstanbul'dan bir ayakkabı geliyor buraya yaptırmak için. Tamirata bak şu ayakkabı İstanbul'dan geldi mesela. Yani Türkiye'nin her tarafından bize ayakkabı geliyor. Tamir için gönderiliyor. Ya biz olmasak kime gönderecekler? Usta yok. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Bu işte ben kendi merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Kadınlar da bu işe meraklı olan kadınlarımız da var mı? Kadınlar da bu işi yapıyor da. Yani imalat sektöründe çalışıyor kadınlar. Mesela saya dikiminde çalışıyor. Bu saya şu ayakkabının üzerine saya derler. Bunun dikim aşamasında saya kadında çalışır. Yani yoğun şekilde kadına çalışıyor bunda. Makine işlerinde, makine dikiş işlerinde kadına çalışıyor. Fakat imalatta kadın çalışmıyor. İmalatta kadının yapacağı bir iş değil. Çünkü makinelerde yapılıyor imalatlar. Yani seri üretimlerde makinelerde yapılıyor. Onun için yapılmıyor. Kadınlar orada seri üretimde çalışmıyor. Yani imalat aşamasının bazı kısmında çalışıyor. Anladım. Gençler bu işi neden yapmak istemiyor? Çırak olarak arıyorsunuz. Gençler neden bulamıyorsunuz? Şimdi bacak bacak üstüne duracak, maaş gelecek diye onun için yapılmıyor bu işi. Aslında bu meslek kötü bir meslek değil. Ayakkabıcılık mesleği zevkli bir meslek. Ben bu mesleği sevmesem 35 seneden beri çalışıp yapmazdım yani. Ben mesleğimi severek yapıyorum. Sevmesem ne işim var? Emekçiyim ben zaten. Kapatıp dükkanı gezmeye giderim. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ama hem vatandaşa faydamız olsun. Hem 3-5 kuruş para kazanalım. Biz yani. Yapmasam bana niye yaptırmadın diye kimse soramaz. Ben kendim şeyle yapıyorum. Ve de işimde yani iyi, müşterilerim de memnun. Müşteri memnun olması önemli olan zaten benim için. Esas o yani. Müşteri memnuniyeti. Şimdiki yaptığınız aşama hangi aşama oluyor? Şimdi bu tabanı eskimiş bu ayakkabının. Ben bu tabanı onu değiştiriyorum. Değiştireceğim yani bu tabanı. Bu ne olmuş? Taban bunu patlamış. Bak. Şurasında taban patlamış. Bu tamir olmaz. Tamir olmayacağı için biz bunu ardını tabanını yeni bir tabanla beraber şöyle değiştireceğiz. Bunu buraya. Buraya yakın güzel aynı tabanı yakın tabanla beraber değiştireceğiz ve bunu boyayacağız, güzel yapıştıracağız ve yapıyoruz. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Ne gibi? Hangi malzeme? Yani... Kauçuk, poli, termotaban, köşede, suni süngerli, gofre diye tabanlarımız var, sert taban. Aşağıda 5-6 çeşit taban var, çeşitler onlara. Müşterinin isteğine göre hangisini istiyorsa onu yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Yani eskisi kadar yoğunluk istek var mı peki? Ayakkabı tamir olsun, eskisi yaptırmak kadar yok. Şimdi, olsun. Yani 60 yaşındaki kişi de spor ayakkabı giyiyor. Yani 15 yaşındaki çocuk da spor ayakkabı giyiyor. Yani şimdi iskarpin derler bizim yaptığımız genel imalat ayakkabı. Mesela şu iskarpin. Buna pek rağbet orta yaş kişiler yaptırıyor bunları. Gençler zaten pek bu gibi ayakkabıları giymiyorlar. Orta yaşta artık ne kadar gidecek? Biraz gider işte. Biz de giderim orta yaşta beraber. Biz de gideriz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Babası da bayağı söyler ya. Yaşlanacak, daha kuruyacak. Kurum aşaması var. Tamir aşaması var. Geçen şey geldi buraya, o da çekti. Yine zaman ajansı. Hmm. O da çıktı, hani size sordu, sorular sordu onlar. Bunu
Bunun tabanını zımbara yapacağız şimdi biz. Bu ilaç diyeyim ben size. Size vereyim bakayım. Biraz zımbara yapacağım şimdi içeride. Zımbara yapar kadar çekebilirsin. Evet. Yaşlamayı hazırladık. Yapıştırmayı hazırlayacağız. Bu malzeme nedir? Zımparaladığınız? Kösele. Deri bu. Deri kösele. Şimdi biz bunu ilaçladık. Kurumaya bırakacağız bunu. İçinde bunu atacağız. İçine girişiyor. 10 dakika kalacak. 10 dakika sonra unutmasam 10 dakika sonra alacağım. Unutursam artık ne zaman alacağım anlatmayacağım. Öyle gideriz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz.